Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şu görselde gördüğünüz çantanın anlatımını yapacağım. Bütün detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Umarım verimli bir video olur. Ama öncesinde sizlere kullandığım ip hakkında bilgi vermek istiyorum. Ben şu şekilde arkadaşlar kağıt ip alıyorum. Hasır tonunda çalıştım. Bu görseldeki tonumun numarası da No39. Bunun da bilgisini burada belirtmek isterim. İplerimi bu şekilde arkadaşlar çile halinde alıyorum. Bir topun içinde şöyle iki çile oluyor. Bu da bizim çantamız için yeterli oluyor. Gram olarak soracak olursanız da yaklaşık 500 gram ip bu çantamız için yeterli olur. 3 parça halinde çalışacağız. Daha sonra birleştirme yapıp çantamızı tamamlayacağız. Tığım da şu şekilde ben 3 milim netleştirmek istiyorum ama netleştirmiyor kamera. 3 milim 5 numara kullanıyorum arkadaşlar. Şu şekilde daha iyi net oldu. 3 milim 5 numara tığ kullanıyorum. Tulip mint kullanıyorum. Bu tulip tığlarının şuradaki metallerinin yapısı gereği daha kaygan oluyor. Ve kağıt ip örerken olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Normal klasik tığlarda oldukça zorlanırsınız. O yüzden bu tulip mintlerden bir tane olsa da mutlaka alın derim. Elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre yarım numara veya 25 milim kadar tığınızı küçültüp ya da büyütebilirsiniz. İplerimde yumuşatma yapmıyorum. Bu şekilde alıyorum. Bu şekilde sarıp yumak haline getirip örüyorum. Yumuşatma taraftarı değilim. Çünkü kağıt iplerim ben hasır formunun bozulmasını istemiyorum. Sonuçta bu bir hasır çanta. Şu hışır hışır yapısı bozulsun istemiyorum. Bakın ben yumuşatmadan yaptığım ipte de ipin çantası da bu şekilde oldu. Dimdik duruyor. İçi boş. Şöyle içinde göstermek istiyorum sizlere. Bakın içinde hiçbir şey olmadığı halde çantam dimdik duruyor. Size bu kısımda vereceğim bilgiler bu kadar arkadaşlar. Haydi bakalım çantanın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi ipimizi şu şekilde çeviriyoruz. Örgümüze sihirli halka ile başlıyoruz. Hemen tığımı içinden geçirdim. Bir tane ilmek atıp sıkıladım. Bu sihirli halkamızın için arkadaşlar tam 10 tane sık iğne yapacağız. Birinciyi yaptım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncuyu da yaptım. Şimdi bizim şurada bir tane uç kısmımız vardı arkadaşlar. İpimizi büktüğümüz yerde. Bunu yavaşça böyle çok asılmadan çekiyorum ve bakın sihirli halkamı oluşturdum. Şimdi ben arkadaşlar bu çantanın yapımında yani yeni sıraya geçiş, bağlantı noktası kullanmayacağım. Spiral bir şekilde devam edeceğiz. Daha kolay olması açısından ve bağlantı noktası yaptığımızda iz oluyor çantaların o kısımlarında. O olmasın diye direkt spiral bir şekilde devam ediyoruz. Bakın burada şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepe noktası var. Hemen buraya batıp birinci ilmeğimi yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batıp arkadaşlar ikinci ilmeğimi de aynı yere yaptım. Devam ediyorum hemen yandaki sık iğnenin tepe noktasına. Bu noktaya da arkadaşlar aynı şekilde çiftimi yapıyorum. Yani biz ilk 10 tane sık iğnemizi, dolgumuzu yaptıktan sonra bunların tepe noktasına arkadaşlar hep çift batıyoruz. Çift battığımız için de ikinci sırada bizim buradaki ilmek sayımızın 20 olması gerekiyor. Şurayı da şöyle ara ara sıkılayın. Orta kısmı açılmasın. Bakın arkadaşlar. Bütün tepe noktalarına ilk sırada yani sihirli halkanın üst kısmına bütün hepsinin tepesine çift yaparak devam ediyoruz. Kağıt ipi örmesi zaten biliyorsunuz arkadaşlar zor. Hele de YouTube çekimlerinde insanın daha da çok zorlaştırıyor işini. Ama bu benim siparişim olduğu için ben
Hem siparişimi hazırlamak hem de sizlere tarifini çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bütün tepe noktasına çift yaparak bitirdim. Hemen ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane ilmeğim oldu. Bakın arkadaşlar şimdi bizim burada bir tane boşluğumuz var. Hani bir ilk sırada çift yapmıştık ya onun yanı. Buraya bir tane tek yaparak yeni bir ilmek yaptım. Bakın burada hemen çiftim geldi. Şöyle yakın çekmek istiyorum. Bakın iki tane ilmeği aynı noktaya battığımız yerin aralığı bizim çiftimiz oluyor. Bu çiftimin tepesine arkadaşlar çift yapıyorum. Hemen yanında bakın bir ara boşluğum var. Bakın burada çift bir ilmek yok. Çiftim burada. Çiftimin ara boşluğu burası. Yani buradaki ara boşluğu arkadaşlar tek yapıyorum. Ne yapmış oluyoruz burada? Bir çift, bir tek olarak modelimize devam etmiş oluyoruz. Bakın çiftimin tepesine geldim. Çift yapıyorum. Aradaki boşluğa, ilmek boşluğuma tekimi yaptım. Çiftimin tepesine çift. Aradaki boşluğa tek. Şimdi buralarda çok kesmek istemiyorum. Bakın. Çiftlerin tepesine çift, aradaki boşluklara tek yaparak devam ediyoruz. Daha sonraki sıraya geçtiğimizde de arkadaşlar yine çiftlerin tepesine çift, teklerin tepesine tek olarak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar ben sıra başıma geldim. Bu arada ben bu sıra başımı işaretleyecektim. Unuttum. Şimdi işaret iğnemi koyayım. Yani benim için aslında önemli değil. Ben sıra başlarımı biliyorum ama yeni başlayanlar karıştırmasın diye burayı bir iple ya da böyle bir işaret iğnesiyle belirleyebilirsiniz. Şurası benim. Bakın ilmek taktığım yer. Sıra bitişim. Şimdi burada çiftlerimizi yaptık arkadaşlar. Yine karşıma bakın bir tek geldi. Tekimi yaptım. Çiftimin üstüne çiftimi yaptım. Yeni sıraya geçiyoruz artık arkadaşlar. Buradan sonra yine bakın bir tane tek yaptım. Hemen yanında yine tek yapacak bir boşluk var. Onu da yaptım. İki tane tekim oldu burada. Çiftimin tepe noktasına geldim. Çiftimi yaptım. Yine tek olan kısımlara geldim. Zaten örgüden az çok anlayan herkes bu tarife bakmadan bile devam edebilir. Ben normalde arkadaşlar bu örgüyü örerken doğaçlama arttırma yapıyorum. Yani bir kural takip etmiyorum. Ama sırf sizler detaylı tarif istediniz diye şuradaki motifimi yaparken böyle kendimce kurallı bir arttırma. Yani nerelerde arttırdığımı not alarak nasıl yapmanız gerektiğini not alarak çalıştım. Notum da şurada kenarda yanımda duruyor. Bunu da aynen onu nasıl yaptıysam o şekilde devam edeceğim. Maksadım sizlerin bu örgüyü yaparak hani benim videoma göre yapmanız ve hepinizin yapabilmesi. Ama dediğim gibi normalde zaten hani örgüden anlayan bütün arkadaşlarım yapar diye düşünüyorum. Şimdi iki tek bir çift olarak bu sırayı da bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Bakın gayet güzel gidiyor örgümüz şu ana kadar. Ne bir toplama ne bir marullanma yaptı. Çift
Çiftimi de yaptım. Bakın yeni sıraya yaklaşıyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi şurada benim sıramın sonundayım. Pardon, gelmemişim. Çiftimi yaptım. Yine teklerim geldi. Evet, artık bakın arkadaşlar, son iki tekimi de yaptım. Yeni sırama geçiş yapıyorum. Burayı zaten işaretlemiştik. Yine çiftimin tepesine arkadaşlar, çiftimi yaptım. Şimdi gelelim teklere. Birinci tekimi yaptım. İkinci tekimi yaptım. Üçüncü tekimi yaptım. Biz her yeni sıraya geçtiğimizde, bakın buraya çiftimi yapıyorum ve tekrar 3 tane tekimi yaparak devam ediyorum. Her yeni sıraya geçtiğimizde arkadaşlar, bizim çiftlerimizin sayısı sabit kalacak ama teklerimizin sayısı artıyor her yeni sırada, fark ettiyseniz. O yüzden buradan da size bu bilgiyi vereyim. Hani karışıklık olmasın. 3 tane tekimi yaptım bakın. Ben yanlış hatırlamıyorsam ilk yaptığım motifte, gerçi notunu da aldım ama 5 tek. 5 sıra yani. Olana kadar böyle arttırma yapıp daha sonra 2 sıra hiç arttırmadan devam etmiştim. Bir toparlanmasını sağlamıştım örgünün. Gayet güzel oluyor şu ana kadar. Hiçbir problem olmadan devam ediyoruz. Yuvarlak tabanlarda böyle arkadaşlar güzel düzenli arttırma yaptığınızda tabak gibi çıkar taban ortaya. Şunun da bilgisini vereyim. Mesela şimdi sizin belki elinizin yapısı bana uymayabilir, sıkı ya da gevşek olabilir. Benim verdiğim sayılarda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz ilerleyen zamanlarda, yani örgünün ileriki yerlerinde. Tabanınız toplamaya başladığında, yani şu şekilde ortaya doğru toplanmaya başladığında, o zaman arkadaşlar arttırmalarınızı çoğaltın. Benim verdiğim kuralların dışına çıkın yani. Ben bir arttırıyorsam orada siz iki arttırın. O zaman düzelecektir. Ya da bir marullanma söz konusu olursa, yani şöyle bir dalgalanma söz konusu olursa bunun etek kısmında, çevresinde. O zaman da lütfen arttırmalarınızı azaltın. Hatta hiç arttırmadan 2 sıra falan örebilirsiniz. O zaman da kenarları toparlayacaktır tabanınızın. Taban diyorum gerçi, hoş, ben bunda taban çok çalışıyorum. Yani çantanızın kenarları toparlayacaktır. Bu bilgileri de buradan sizlere aktarmış olayım. Bakın yeni sırama geçiyorum arkadaşlar şimdi. Çiftimi böyle işaretlerseniz hiç karıştırmazsınız. Bilenler zaten bilir yerini ama acemilerin işaretlemesinde fayda var. Çiftimi yaptım. Hemen teklerime geçiyorum. Şurada bir tane daha çiftim var. Yeni sıraya buradan geçiyoruz bu arada. Şimdi çiftimi yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Artık 4 tek bir çift aşamasına geldik. Çiftimi yaptım bakın buraya. Teklerime geçtim tekrardan. Ay, çekimde vallahi yorucu oluyor. Hızlı yapmaya çalışıyorum bir yandan da. 4 tane tekimi yaptım. Bakın burada çiftim zaten bariz kendini belli ediyor. Aynı noktaya battığımız 2 tane ilmek bizim çiftimiz oluyor. Biz bunun tepesine tekrardan çift atıyoruz. Şimdi biz bu örgüyü bitirene kadar teklerin üstüne tek, çiftlerin üstüne çift mi batacağız? Hayır. Bu şekilde devam edersek arkadaşlar, köşegenli bir taban ya da çanta elde etmiş oluruz. Köşegenleri yapmamak için ilerleyen yerlerde hem aralarda boş dolaşacağız hem de ilmeklerimizi bir yana kaydırarak arttırmaya devam edeceğiz. Artık bu sıramı da bitirdikten sonra bir sıra daha arttırıp arkadaşlar
Ondan sonra hiç arttırmadan boş dolaşacağım çantamın etrafında. Bakın hafiften bir dalgalanma başladı. Boş ördüğümde de toparlanıp gayet düzgün bir yapıya sahip olacak. Şimdi arkadaşlar ben bu sırayı bir bitireyim. Şu sıraya geleyim. 5 tek bir çift yapılan aşamaya da çekeyim. Daha sonra da boş nasıl örüyoruz onu anlatayım size. Hemen videoma kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben örmedim. Nasıl bitirdiysek o şekilde devam ediyoruz. Şurayı incelediğimde ben çok pardon 5 tek olana kadar arttırdık dedim ama öyle değilmiş. 5 sıra arttırmışız. Aklımda öyle kalmış, kusura bakmayın. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıraya kadar arttırmışım. Şu sihirli halkayı saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıraya kadar arttırma yapmışım ben. Burada ne oluyor arkadaşlar? Arada 1, 2, 3, 4 tane tekimiz olana kadar arttırmışız. Şimdi bu 4 tek 1 çift arttırma sıramı da bittikten sonra ben 2 sıra boş dolaşacağım. Hiç arttırma yapmayacağım. Çünkü buradaki motifte öyle yapmışım. Zaten yanımda da bir defter var. Oraya da not almıştım. Detaylı tarif vermek için. Detaylı tariften ziyade kurallı hani hepinizin yapabileceği şekilde olsun diye doğaçlama arttırmalarımı nasıl yapıyorum? Nerelerde arttırıyorum? Onları detaylı bir şekilde anlatmak için not almıştım. Şimdi 4 tek bir çift olan sıramı da bitireyim. Bu arada biraz uzun bir video olacak. Yani bunun için de üzgünüm. Belki iyi anlayanlar sıkılıyor olabilir ama ya arkadaşlar siz de atlatarak izleyin lütfen. Hani kızmayın çok uzatmış videoyu diye. Çünkü ben kısa çektiğimde de bu sefer acemi arkadaşlarımdan işte atlama yapmışsınız videoda. Biz yapamadık gibi yorumlar geliyor. Bu da beni üzüyor. Yani ben videoyu kısa çeksem acemi arkadaşlarım için bir çaresi yok ama daha iyi öğren, daha usta arkadaşlarım için çaresi var. Onlar atlatabilirler izlerken. Şimdi arkadaşlar bakın yeni sıraya geçtik. Lafa dalmışım, çok örmüşüm. Oluyor arada böyle şeyler. Şimdi bakın arkadaşlar şuradan itibaren yeni sırama geçmiş oluyorum. Bakın şöyle zaten tabanın formuna biraz dalgalanmaya başladı. Buradan sonra artık arkadaşlar ben 2 sıra hiç arttırma yapmadan boş dolaşacağım. Bakın burada çiftimin üstüne geldim. Çiftlerimizin üstüne çift yapıp arttırmalarımızı sağlıyorduk. Ben burada arttırmamı yapmadan çiftimin üzerine de tek yaparak devam ediyorum. Yani boş dolaşıyoruz demek. Bu demek oluyor arkadaşlar. Bu şekilde 2 sıra daha örüp sonra kaldığımız yerden arttırmalarımıza devam edeceğiz. Tabii ki arttırmalarımızı daha seyrek yapacağız. İlerleyen sıralarda ilk sıralar kadar sık arttırmamız olmayacak artık. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Şimdi ben bu sırayı boş dolaşıyorum. Buraya geliyorum sıra başıma. Tekrar bir sıra daha boş yapıp kaldığımız yerden çekime devam ediyoruz. Nerelerde arttırma yapıyorum onu anlatacağım size. 2 sıra boş yapalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın 2 sıra boş dolaştım ben sıra başıma geldim. O kadar güzel bir taban oluyor ki ütülemeden bile dümdüz böyle tabak gibi devam ediyor. Bu kurallara bağlı kaldığınızda hani elinizin sıkılığına ya da gevşekliğine göre tığ numaranızı da doğru seçtiğinizde bence birebir bu şekilde devam edebiliriz sizde. Değişiklik yapmanıza gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar biz biraz önce yaptığımızda 4 tek 1 çift olarak bırakmıştık. Bakın benim çiftlerim şurada 2 sıra boş dolaşmışım. Şuraya kadar çift yapmışım. Hemen buranın hizasında yine çiftlerimi yaparak devam ediyorum.
Bakın zaten çiftlerin yeri belli. Şuraya kadar çift yapmışım. Hizasında hemen çiftimi yaptım. İki sıra üst kısmında tekimi yapıyorum. Arttırmalara bu şekilde devam ediyoruz. Çiftimi yaptım. 2, 4, 5 tane tekimi yaptım. Yine burada bir çift yapıyorum arkadaşlar. Bıraktığımızda 4 tek, bir çiftti. 2 sıra boş dolaştık. Şimdi 5 tek, bir çift olarak devam ediyoruz. Bu arada bu tabanı içinden ip yürüterek heybe çantaların, yani bu örgü heybe çantaların tabanına da örebilirsiniz bu arttırma sistemiyle. Heybe çantalarımızın tabanı da çok soruluyor. Onun da kenar ilmek sayısı 124. Kenar ilmek sayısını ayarlayarak böyle bir teknikle örüp taban elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buranın kuralını da söyledim size. 5 tek bir çift yaparak bu sırayı da bitirip sıra başına geliyoruz. Evet, 5 tek bir çift olarak da bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi buradan sonra bizim bir püf noktamız daha var. Teklerin üstüne tek yaparak devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada ben çiftimin üzerine denk geldim. Burada çiftimin üstüne çift yapmıyorum arkadaşlar. Yapacağım çifti bir ilmek yana kaydırıyorum. Bunun sebebi neden? Çünkü biz izi olan ve köşegenli bir yuvarlak istemiyoruz. Böyle yüz yuvarlak olsun istiyoruz kenarları. Bu yüzden de arttırmalarımızın yerlerini çantamızın gidişatına göre değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi biz çiplerimizin üzerinde hep çift olarak devam edersek bu çantanın bu kısımlarında böyle dilim dilim izler oluşacak ve şu kenar kısmı da köşegenli olacak, yuvarlak olmayacak. Bu yüzden bunu önlemek için bu sırada çiftlerimizi çiftimizin üzerine değil bir yana kaydırarak devam ediyoruz. Bakın şimdi teklerimin üzerine tek olarak devam ediyorum. Burada çiftimin üst kısmına geldim. Buraya da tek yapıyorum. Hemen yanına yeni bir çift yaparak devam ediyorum. Yani benim arttırma kurallarım bu şekilde arkadaşlar. Doğaçlama arttırma dediğimde size her zaman bu oluyordu. Çantanın gidişatına göre arttırmalarımı azaltıp ya da çoğaltabiliyordum. Benim bu şekilde olduğu böyle yaptığımda güzel bir çanta duvarı elde ettim. Hiç ne toplanma yaptı ne marullanma yaptı. Bakın burada çiftim var. Üstüne tek yaptım ve hemen yanına çiftimi yaparak devam ediyorum. Yani sizler bu arttırmaları dediğim gibi biraz önce de size söyledim. Tekrar söyleyeyim. Çantanızın gidişatına göre arkadaşlar değiştirebilirsiniz. Baktınız ki çok, yani sizin eliniz benimkinden gevşek olabilir. Marullanma yapar. O zaman benden daha az arttırabilirsiniz. Ya da eliniz benden sıkı olur. İpinizle alakalı bir sorun olur. Çanta toplanmaya başlar. O zaman arttırmalarınızı çoğaltabilirsiniz. Bu yuvarlak yaptığımız örgülerde işin mantığı bu. Aslında biraz da böyle gözlemleyerek sürekli elinizde el ütüsü yaparak kontrollü bir şekilde ördüğünüzde hiçbir sorun yaşamadan yüz yuvarlak bir örgü elde edersiniz diye düşünüyorum. Şöyle el ütümü de yapayım. Mutlaka el ütülerinizi yapalım arkadaşlar. Bakın gayet güzel gidiyor şu ana kadar. Şimdi ben bu sıramı da öreyim arkadaşlar. Yeni sırada neler yapacağız? Devam edelim. Evet arkadaşlar, ben bu sıramı da ördüm. Şimdi bu yeni geçtiğimiz sırada artık arttırmadan boş dolanacağım. Gidişatıma göre
örgümün toparlayıp toparlamamasına göre 2 sıra boş örmeyi düşünüyorum. Sizler de lütfen kontrollü bir şekilde örün. 2 sıra boş ördükten sonra yeni sıralarımızda böyle seyrek seyrek arttırmalar yapacağız. Zaten toplamda 15 sıra ördüğümüzde de artık şu file kısmına geçeceğiz. Şimdi bu sıradan sonra arkadaşlar ben boş örgümü yapayım. Videoya devam ettiğimizde sizlere 2 sıramı boş yaptım, tek sıramı boş yaptım onu söyleyeceğim. Sonra da nasıl bir arttırma tekniğiyle devam edeceğiz, o kısımlarını anlatacağım. Daha sonra da artık file kısmına geçeceğiz. Burada videoma ara veriyorum. Ben örgümü 2 sıra boş dolanıp bitirdiğimde tekrardan buluşalım. Şimdi arkadaşlar ben burada 2 sıra daha boş ördüm. Hiç arttırma yapmadan devam ediyorum. Artık buralarda yani aşağı yukarı örgünün mantığını anlamış olmanızı umuyorum. Buradan sonra ben böyle ara ara hani çok sayıları takip etmeden arttırmayı düşünüyorum. Örgümün gidişatına göre yani. Videonun başlarında da söylemiştim size gidişata göre nasıl örmemiz gerektiğini. Bakın şimdi 10 tane kadar ördüm. Burada bir arttırma yapacağım. Ve devam ediyorum. 10 tane de bir, 12-13 tane de bir, yani böyle çok artık örgümüz büyüdüğü için çok sık arttırma yapmayacağız. Ara ara arttırmalarımızı yapacağız. Bunun sebebi de örgümüzün toparlanmaması. Şimdi şöyle bir bakalım. En son şurada arttırmışım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şu 12. ilmeğimde ben yine bir arttırma yapmak istiyorum. Devam ediyorum. Zaten 15 sıra ördüğümüzde artık şu kısımlarına geçeceğiz. Oradan sonrası zaten daha çabuk ilerliyor. Ve daha kolay. Şimdi şöyle bir örgümü şuraya koyup bir şöyle el ütümü yapıyorum. Kontrol ediyorum gidişatını. Çok az bir toparlanmalarda korkmayın. Örgü toparlanıyor diye zaten ütüyle düzeltiyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Şurada 10. sıramda yine bir arttırma yapmak istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu sıraları da son sıralarımız zaten artık file kısmına geçeceğiz. Fileyi 15. sırada ben 15 sıra bu orta göbekte 15 sıra ördüm. Şunu biraz telefonum eğeyim. Daha sonra da filelerini koydum. Şimdi bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. sıradayız arkadaşlar. 13. sırada böyle ara ara arttıracağım. 14 sırada da aynı bu şekilde seyrek bir şekilde arttırmalarımı devam edeceğim. 15. sıraya geçtiğimde hiç arttırma yapmadan devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü orada artık şu filelerimizi yerleştireceğiz. Şu arttırmalar filelerin alt kısmında olsun istemiyorum. Düz bir yuvarlak olsun istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi bu sırada böyle aralıklarla arttırmamı yapıyorum. Burada da bir arttırma yapalım. Bundan sonraki sırada da aynı bu şekilde aralıklarla arttırmamı yapacağım. Daha sonraki sırada hiç arttırma yapmadan boş dolanacağım. Ondan sonra da file kısmına geçeceğiz. O kısma geçtiğimizde tekrardan buluşalım. Evet arkadaşlar son 2 sıramı biraz önce bıraktığımız yerden devam ettiğim sıralarım aralıklarla arttırdım. Sizler örgünüzün gidişatına göre bu aralıkları azaltabilirsiniz ya da çoğaltabilirsiniz. Son sıramı boş dolandım. Hiç arttırma yapmadım. Artık şu kısma, bu kutucukları yaptığımız kısma geçiyoruz.
15 sıra bu arada. Buraya 15 sıra örüyoruz. Ama siz dilerseniz daha küçük örebilirsiniz. Daha büyüğünü tavsiye etmem zaten. Çünkü oldukça büyük bir çanta oluyor bu bittiğinde. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle bir ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bakın şöyle sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Ben burayı birinci trabzanım kabul ediyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Hemen yanındaki ilmeğin tepe noktasına iki seferde boşalttığım bir trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İki zincir çekiyorum ancak bir tane boşluk bırakıyorum. Hemen yanına batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Hemen yanına tekrardan bir ikili trabzan yapıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Arada bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanına tekrardan iki kere de boşalttığım ikili trabzanımı yapıyorum. Araya iki zincir, tığımın üzerine alıyorum. İki zincir, bir boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu sırayı hep bu şekilde örüyoruz. Arada bir tane boşluk, iki zincir. İkili trabzanlarla bu sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Üzerine geçtiğimizde tekrardan sık iğne yapacağız. Bir üst sırada arttırmamız yok. Zaten şu aralara çift batıp çift sık iğne yapacağımız için otomatikman arttırmamız olmuş oluyor. Ben bu sırayı da bitireyim arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Zaten burayı herkes yapar. Şöyle son trabzanımı da yapayım. Evet. Bakın şöyle topluyor gibi olabilir ama korkmayın. Eli tüsüyle düzeltilir. Şöyle bakın şu şekilde düzeltebilirsiniz. Zaten ütüyü de yaptığımızda, çanta tamamen bittiğinde ütüyü de yaptığımızda böyle dümdüz tabak gibi olacak. Ben bu sırayı bitireyim arkadaşlar. Sıra sonunda buluşalım tekrardan. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu sıramı da bitirdim. Bakın şöyle bir toplama oluyor ama asla korkup sökmeyin. Bu zaten üstüne sık iğne gittiğimizde açma yapacak. Şimdi şuraya gelince şurada da bir püf nokta vermek istiyorum. Şöyle hani biz bir sıra atlayıp geliyoruz ya. Ola ki burada yan yana geldiğinde bu direkleriniz, sakın sökmeyin. Bakın benimki yan yana geldi. Gelecekti daha doğrusu. Ben şurada bir sıra atlamadım. Aradaki hani bir ilmek boş bırakıyorduk ya. Onu bırakmadan yaptım. Burası dengeli düşsün diye ve hiç belli bile değil. Sakın arkadaşlar örgünüzü söküp de işte altta bir ilmek daha arttırıp o şekilde örelim diye emeğinize yazık etmeyin. Onun da çözümünü bu şekilde yapabilirsiniz. Son trabzanlarımı da yaptım. İki zincirimi çektim arkadaşlar. Hemen şurada bakın zincirim vardı benim. Zincirimin tepe noktasına battım. Hiç bağlantı kurmadan, kaydırma yapmadan direkt sık iğne yaparak bağlantımı kurdum. Hemen araya iki tane sık iğnemi yaptım ve iki tane trabzanımın tepe noktasına sık iğnemi yaptım. Araya sık iğne yaptım. Trabzanımın tepe noktasına. Bakın arkadaşlar bu şekilde iki tane trabzanın tepesine iki tane aralara sık iğne yaparak bu sırayı devam ediyoruz. Evet, şöyle arkadaşlar topluyor gibi oluyor ama bakın zaten şu araları çift çift sık iğne yaptığımızda burası açmasını yapıyor sonradan. Hiç şey yapmayın yani, tedirgin olmayın çantam topladı diye. O biraz daha açılacak bu sık iğneleri yaptığımızda. Daha sonra kaç sıra yapmışız biz burada?
2, 4, 5 sıra daha ördükten sonra yeni motife geçeceğiz. Şimdi ben o arada neler yapıyoruz onu da anlatacağım size. Bu sırayı bitireyim. Daha sonra kaldığımız yerden devam. Şimdi sık iğnelerimi de yaptım. Burada anlattığım gibi şu aralara 2 tane, trabzanların tepesine 2 tane sık iğne yaparak bu sıramızı da bitirdik. Şimdi bir üst sırama geçiyorum. Bizim spiral bir şekilde dolandığımız için yeni sıraya geçiş bağlantı noktamız yoktu. Biliyorsunuz zaten şuradaki zincirden başlangıç noktasını anlarsınız. Ortadaki işaret iğnesinden de takip ediyorduk. Şimdi arkadaşlar bu sıraya geçtiğimizde arttırmalarımız ara ara olacak. Onu da size göstereyim. Böyle bir iki sıra arttıracağız. Ondan sonra yine biz iki sıra hiç arttırmadan sık iğne örüp tekrardan şu kutucuklara geçeceğiz. Bakın şimdi ben kaç tane örmüşüm? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Çantamız büyüdükçe arttırmalarımızın aralıkları da çoğalıyor demiştim size. İlk sıralarda daha çok arttırıyoruz. 12. sıramda ben bir tane arttırma yapmak istiyorum. Ve devam ediyorum. Böyle 10 sıraya, 10 ilmekte, 11, 12 ilmekte bir arttırma yaparak bu sıramızı bitiriyoruz. Zaten çantamız bittikten sonra ütüleyeceğimiz için dümdüz olacak. Benim şuradaki biten motifim ütülenmiş hali. Ütümüzü de yaparken arkadaşlar şuradan bir tane daha arttırayım. Ütümüzü de yaparken ters tarafından ütülüyoruz. Çantanın bu kısmına ütü sürmüyoruz. Parlatma olmasın diye. Düz kısmından da ütüleyecekseniz üzerine pamuklu bir bez örterek ütüleyebilirsiniz. Şöyle sürekli el ütüsünde yaparak devam edelim. Bu tarz çantalarda. Şimdi arkadaşlar bu sıranın da arttırmasını bu şekilde yaparak bitiriyoruz. Yeni sıraya geçtiğimizde orada da nasıl bir aralıkla arttırma yaptım. Orada da aşağı yukarı aynı şekilde 12, 13, 14 sıraya bir arttırma yaparak devam edeceğiz. Şimdi aynen anlattığım gibi arkadaşlar belirli aralıklarda arttırmalarımı yaparak bu sıramı bitirdim. Şu an yeni sırama geçiyorum. Bu sırada da aynı şekilde belirli aralıklarla arttırmalarımızı yapacağız. Buradan sonra bir kural takip etmiyoruz. İşte 4 tek, 1 çift, 5 tek, 1 çift gibi bir kuralımız yok. Tamamen çantamızın gidişatına göre seyrek bir şekilde arttırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Bu sırada da aynen bu şekilde arttırıp sonraki kalan 2 sıralık sık iğnede arttırma yapmayacağız. Bakın ben şimdi geldim burada bir tane arttırmışım. Devam ediyorum. Bunun üzerinde arttırma yapmıyorum. Şöyle 1-2 ilmek geçtikten sonra şurada bir tane arttırıyorum. Bakın şurada arttırmışım. Bir önceki sırada. Daha sonra şurada arttırdım. Devam ediyoruz. Arttırmanın mantığı kuralı bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde belirli aralıklarla arttırarak bitiriyoruz. Bakın çantam toplanıyor ama zaten 2 sıra daha yaptıktan sonra şu kutucuklardan bir daha koyacağımız için yine bir açma yapacak çantamız. Hemen şurada göstereyim. Bakın şu kutucukların üzerine gittiğimiz sıraydı. Şimdi biz şu sırayı ördük. Şu an buradaki yani 3. sıramdayım. Burayı da arttırdıktan sonra 2 sıra daha hiç arttırmadan sık iğne yapıyoruz. Bu bölümü de bitirmiş oluyoruz. Daha sonra da şu kutucukların yapımına geçeceğiz. En sonda arkadaşlar 1, 2, 3, 4 sıra daha yapmışım. Ben 4 sıra daha yapıp çantamızı bitiriyoruz. Şimdi ben bu sırayı da bu şekilde anlattığım gibi belirli aralıklarla
arttıracağım, bitireceğim. Daha sonra hiç arttırma yapmadan 2 sıra daha yapacağım. Toplamda kaç sıra yapmışız? Şurayı da baz alırsak, bakın almak zorundayız zaten kutucukların üstüne yaptığımız sık iğneyi. 1, 2, 3, 4, 5 sıra sık iğne yapıyoruz buraya. Burada zaten kutucukların arasına çift battığımız için arttırma yok. Bu sırada belirli aralıklarla arttırıyoruz. Bu sırada belirli aralıklarla arttırıyoruz. Şu son 2 sırada arttırmadan bitiriyoruz. Ben şimdi bu bölümü bitireyim. Şu bölüme geçerken de size nasıl yaptığımızı, yani bu bitişi de nasıl yaptığımızı anlatayım. Bu çantamızın bu kısımlarının çekimini bitirelim. Şimdi hanımlar, bakın 5 sıra sık iğnemi ördüm. Son 2 sırada arttırma yapmadık. Bakın şurada zincirli yerime geldim. Hemen yeni kutucukları yapmaya başlıyorum. Burada ilmek kaydırmamı yaptım. Sık iğne yapmadan bakın ilmek kaydırdım. 1, 2 tane zincir çektim. Bunu bir tane trabzan kabul ediyoruz. Hemen yanına bir ikili trabzan yaptım. Ne yapıyorduk burada? 2 zincir çekiyorduk. Bir boşluk bırakıp tekrardan ikili trabzanımızı yapıyorduk. 2 zincir çekiyoruz. Aralardaki zincir 2 tane. 1 tane boşluk bırakıyoruz. 1 ilmek. İkili trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni sıra geçişimizde tekrardan aralara yine 2 bu zincir boşluklarına sık iğne, 2 tane de tepelere sık iğne yaparak devam edeceğiz. Daha sonra da yine 1, 2, 3, 4 sıra daha sık iğne örüp örgümüzü bitiriyoruz bu kısmını. Ben buradan sonrasını çekmeyeceğim arkadaşlar. Dilerseniz bu sırayı da bitirelim. Şu sırada bir sıra daha örelim. Çantamızın bu kısmını bitirelim. Daha sonra da şu kenar ve tabanı yaptığımız ince uzun örgü kısmına geçelim. Ben bunu öreyim. Bu sırayı bitireyim. Bu arada çayımı da aldım geldim. Eminim sizler de şu an çaylarınızı yudumlayarak bu tarifi çıkarıyorsunuz. Örüyorsunuz. lütfen YouTube'dan yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hani ben de buna bir belli bir zaman ayırıyorum. Büyük bir zaman ayırıyorum diyebilirim. Sizlerin beğenisi, yorumu, arkadaşlarınıza önermeleriniz benim için çok değerli. Emeğimi karşılığını alabilmem için lütfen onları da ihmal etmeyin. Şimdi bu sırayı bitirelim arkadaşlar. Şu üst sıraya geçişi de çekelim. Çantamızın bu kısmına son verelim artık. Şimdi arkadaşlar bu sıramı da bitirdim. Sıra sonuma geldim. Burada bizim 2 tane zincirimiz vardı. Onun tepe noktasına batıyoruz. Sık iğne yaparak. Devam ediyoruz. Bu sırayı da bir önceki sırada zaten kutucukların üstünde anlatmıştım. Trabzanların tepesinde. 2 tane bu ara boşluğa sık iğne. 2 tane ikili trabzanlarımızın tepesine sık iğne olarak devam edip bitiriyoruz. Artık çantamızın duvar kısmında sonlara yaklaştık arkadaşlar. Bu sırayı da böyle bitiriyoruz. Bundan sonraki etapta bakın böyle örüyoruz. Bundan sonraki etapta arkadaşlar şu sırayı ben şu an çekiyorum size. 2 ara boşluğa 2 tane zincirlerin tepe noktasına sık iğne yaparak bu sırayı bitiriyoruz. Daha sonra biz 3 sıra daha sık iğne yapıyoruz. Çantamızı sonlandırıyoruz. Bu 3 sırada arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. 3 sıra boş, hiç arttırma yapmadan sık iğne yapıp çantamızı sonlandırıyoruz. Çünkü zaten bu kutucukların arasına çift battığımız için bizim burada bir açmamız oluyor. Çantamızda bir genişleme söz konusu oluyor. Bu sebepten dolayı da devam ettiğimiz sık iğnelerde arttırma işlemi uygulamıyoruz. Benim size bu çantanın bu duvar kısmında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar.
Şimdi ben bu çantamın da tamamlayayım bu tarafını, bu motifini ütüleyeyim. Daha sonra da alt duvar yani kenar kısmına tabanla birlikte kenar kısmını nasıl yapıyoruz? Hangi bir örgü tekniğiyle, kaç zincirle başlıyoruz? O kısımlarını anlatayım. Şöyle el ütümüzü de ihmal etmiyoruz örerken. Şimdi ben sık iğnelerimi yapacağım. 1, 2, 3, 4 sıra daha sık iğne yapıyorum. Çantamı bitiriyorum. Şöyle ters kısmından da ütüleyip geliyorum. Ondan sonra da size şu kenarına yaptığımız parçayı kaç zincirle başlıyoruz, ne kadar örüyoruz, hangi örgü tekniğiyle örüyoruz onları anlatayım. Evet arkadaşlar, şimdi ben çantamın parçalarını bitirdim. Sizlere şu kenar kısmı, tabanla birlikte kenar olan kısmı nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Şöyle bakın, bu parçaları bitirdim. Bunları biz daha öncesinde astarlıyoruz arkadaşlar. Yani çantayı birleştirmeden önce bu şekilde astarlıyoruz. Kolay oluyor bizler için. Onu da belirtmek isterim. Bakın şu parçayı da astarladık. Daha sonra astar işiyle uğraşamıyoruz. Hani bu çantayı birleştirdikten sonra astarlama yapamıyoruz. O kadar profesyonel değiliz. Astarlarımı kayınvalidem yapıyor. En kolay tekniğini bu şekilde buldu. Ben de sizlerle paylaşmak isterim. Şimdi şöyle bakın, parçalarımın ölçüsünü size tekrardan bir vereyim burada. Bakın arkadaşlar, neredeyse 38-39 santimlik parçalar yapıyoruz. Şu parçalarla ilgili bir püf nokta daha vermek istiyorum arkadaşlar. Şu kenar ilmek sayısını bilirseniz parçalarınız birbirine eşit büyüklükte olur. Bu kenar ilmek sayısını lütfen sayın. Neredeyse aynı olsun ya da birbirine yakın rakamlar olsun. Bir de birleştirirken sıkıntı yaşamazsınız kenar ilmek sayılarını bilirseniz. Şuradaki son arttırmalardan sonra kontrolü arttırın. Zaten buradan sonra bir daha arttırmamız olmuyor. Şuraları biliyorsunuz, hani arttırma yapmadan bitirmiştik. Şuralarda arttırırken hemen hemen aynı olur ama siz yine de bence kontrollü bir şekilde sayarak devam edin ki kenar ilmek sayılarınız aynı olsun. Benimki aşağı yukarı ikisi, kenar ilmek sayısı 200 oldu. Şu parçamı da ördüm ben. Hemen bunun ölçüsünü vereyim size. Arkadaşlar bakın. Şöyle 89 santim kadar örmüşüm. Şimdi biz burasını arkadaşlar kapatmadık astar yerini. Siz de böyle yapın. İp bırakın ucunda. Ola ki hani uzun ya da kısa geldiğinde buradan müdahale edebilelim. Çünkü çantayı monteledikten sonra yani ölçtüğümüz ölçüden kendimiz üzerine tutarak, hani ben şu şekilde ölçerek yapıyorum ama monteledikten sonra bu ölçü değişiyor. O yüzden lütfen şu kısımda böyle bir yer bırakın. Bu kısımdan da montelemeye başlamayın. Şöyle bir kordon hazırladım ben. Saç örüğü olarak. Bakın şöyle uçlarından bağladım. Daha sonra bunu çantaya montelerken buralarını kaybedeceğim. Bunu herkes biliyordur zaten saç örüğünü. Yine de videonun içerisine eklerim. Beşer kat katipten böyle bir saç örüğü kordon yaptım. İsterseniz farklı kordon da çalışabilirsiniz. Şimdi şu kısmı anlatayım ben size arkadaşlar. Sonra da monteleme kısmını anlatayım. Yavaş yavaş artık çantamızın yapımının sonuna geliyoruz zaten. Bakın ben bunun en ölçüsünü de vereyim size. Çünkü elimizin şeyi değişebilir. Daha önce de demiştim. Sıkılına ya da. Bakın şöyle 12 santim biraz geçmiş neredeyse. 13 santimlik bir taban yapmışım ben. Bunun için arkadaşlar ben 22 tane zincir çektim. 21 tanesinin üzerine batarak 21 ilmekten bir tavan elde ettim. Şimdi onu nasıl yapıyoruz hemen onu anlatayım size. Arkadaşlar şöyle bir tane sıkılama zincirimi çekiyorum. Kilit zincirimi. Hemen zincirlerime başlıyorum. Ben burada sizlere küçük bir parçayla göstereceğim. Zaten sayısını verdim, ölçüsünü verdim. Kendiniz ona göre ayarlarsınız. Bakın şimdi ben bu kadarcık
parça ördüm. Bu benim için yeterli. Burası bizim dönüş için kullandığımız zincir oluyor. Hemen yanındaki böyle zincirin üst katına batacağız. Tığımın üzerine bir tane şöyle alıyorum bir ilmek. Hemen yanındaki sık iğnenin tepe noktasına batıp bir seferde boşaltıyorum. Bunu sık iğne olarak da yapabilirsiniz. Ben yarım trabzan ya da yalancı trabzan diyoruz. O şekilde çalıştım. Bakın 3 ilmeğim oluyor. Bir seferde boşaltıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bakın şöyle zincirimin tek kanadına, üst kısımda kalan kanadına batarak bu sıramı devam ediyorum. Yani bu çantada zaten yapabileceğiniz en kolay kısım burası. Arttırma yok, eksiltme yok. Uzun, ince bir şerit halinde örüp bitiriyoruz. Şimdi sıra sonuma geldim. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle çevirdim. Tığımın üzerine aldım. Hemen önünde gelen bakın sık iğnemin tepe noktasına batıp örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bu kısmını bilen arkadaşlar videoyu atlayarak hızlandırarak geçebilirler. Bu şekilde arkadaşlar biraz önce verdiğim ölçüde yaklaşık 90 santim kadar ince bir şerit örüyoruz. Uç kısmında dediğim gibi birazcık ip bırakalım. Astarlama yaparsanız eğer astarı da kapatmayalım. Belki ben bu çantada sökme yapabilirim uzun gelirse ya da kısa gelirse biraz daha örebilirim. Şimdi burada tekrar zincir çekiyorum, döndürüyorum. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın devam ediyorum. Dediğim gibi bu kısmı trabzan çalışabilirsiniz. Sık iğne çalışabilirsiniz. Benim gibi böyle yarım trabzan çalışabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bir örgü tekniğiyle yapabilirsiniz. İlla burada benim yaptığım şekilde bu örgüye bağlı kalmanız gerekmiyor. Evet arkadaşlar, bu kısmı da bu şekilde anlattım. Yeterli olabileceğini düşünüyorum. Yeterince açıklayıcı olmuştur sanırım. Zaten anlamadığınız yerlerde de yorumlarda sorarsınız. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Şu kısmı da böyle anlattığım gibi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi birleştirme kısmına geçelim. Asıl önemli olan kısım orası. Nasıl birleştiriyorum onu anlatayım. Daha sonra çantamı birleştirdikten sonra da kordon montelemeye geçelim. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi birleştirme kısmına geldik. Öncelikle ben şuradan şöyle ipimle bir tane ilmek hazırlıyorum. Bu ip her zaman şöyle alt kısımda gidecek. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Uç uca denk getiriyorum. Önce üst, bakın önce şu yan kısmın, yani bu kısmın üstüne batıyorum. Sonra çantama ilmeğini batıp şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle yukarıya doğru çekiyorum. Bakın önce çantama, pardon, yan kısma, daha sonra çantamın kenar ilmeklerine batıp ilmek kaydırarak bu işlemi yapıyorum. Çok sıkı yapmayalım. Ve her şu çantanın, bakın, her sırasını hiç sıra atlamadan her ilmeğine batarak birleştirmeye gayret gösterelim. Bakın şöyle her ilmeğe batarak ince ince burayı dokuyoruz. Hiç ilmek atlamıyoruz bu kenar kısımdan arkadaşlar. Bu arada evim cadde üzerinde.
Havalar da çok sıcak olduğu için mecburen cam balkon açık. Araba sesleri videoda çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Kapatamıyorum. Aşırı sıcak. Bakın bu ipim hep alttan devam ediyor. Şöyle çok sıkmadan şu ilmeklerimizi arkadaşlar çok sıkmayın. Çok sıkarsak toplanır çantamız. Ve her şu kenardaki sık iğnelerimizin her birine batarak hiç atlamadan, eğer ilmeğiniz öbür çantanıza göre, yani öbür tarafa göre fazla geleceğini düşünürseniz arada 1-2 ilmek yedirebilirsiniz. Ama genel olarak böyle her bir sık iğneye, şu tepe boşluğuna batmaya çalışın. Çok sıkmadığınız sürece de hiç toplama yapmaz. Gayet kolay. Herkesin yapabileceği bir birleştirme işlemi. Umarım net ve anlaşılır olmuştur çekimlerim arkadaşlar. İnanın o kadar çok özeniyorum ki çekimlerde, hani hiç bir detaya atlamamak için. Belki bazı arkadaşlarım hani çok uzun tutuyor videolarını diye sıkıyor olabilirim ama onlar da zaten atlatabilirler, çaresi var. İzlerken atlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın. Çok da güzel bir birleştirme oluyor. Daha önce de bahsetmiştim. Burayı yaparken isterseniz sık iğne de yapabilirsiniz. İlla bu benim yaptığım tarzında yarım trabzan yapmak zorunda değilsiniz. Ben şu aradaki çizgiler hoşuma gittiği için bu şekilde çalışmak istedim. Ama siz dilerseniz sadece sık iğne de yapabilirsiniz. Şurasını birazcık sıktırayım. Evet arkadaşlar. Tığlamamıza bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi öbür uç kısmında bir açıklık bırakmıştık. Bu tarafı tığladığımızda, tamamen bittiğinde çantamızın çevresinde bu ara kısım bizim için yeterli olursa tamamen bitirmeden uç astar kısmını dikebilirsiniz. Öyle devam edebilirsiniz. Yetmezse de ucuna ekleme yapabilirsiniz. Zaten şu örgüye başladığımız kısımdan tığlamaya başlıyoruz. Eğer uç kısmında oldu ya, hani yetmeyecek gibi olursa işlem yapabilmek için uç kısmından, başlangıç kısmından tığlamaya başlıyoruz arkadaşlar. Bitiş kısmını daha sonraki tarafa bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli olabileceğini umuyorum. Ben şimdi tığlamamı bitireyim. Daha sonra da işte kordon nasıl yapıyorum, şöyle bir saç örgüsü çalışmıştım. Bunu da videonun içine koymayı düşünüyorum. Nasıl monteliyoruz onu da anlatayım. Artık videomuzu bitirelim. Arkadaşlar şimdi ben tığlama işlemimi bitirdim. Bakın çok da güzel, muntazam bir tığlama oldu. Aynen benim söylediklerimi birebir uygularsanız sizin de tığlamanız bu şekilde olur. Ancak ters tarafa geçtiğimizde ben sizlere bir püf noktası daha eklemek istedim videomun sonuna. Çünkü sonradan aklıma geldi. Dediğim gibi bütün detayları vermek istiyorum. Ve bu detaylar çekim sırasında aklıma gelmiyor. Böyle aralarda gelince de ekliyorum ben. Şimdi burasını tığladık. Şuradaki benim kenar ilmek sayım 54 tane. Sizler de lütfen buradaki kenar ilmek sayınızla alt taraftaki kenar, yani çantanın öbür tarafındaki kenar ilmek sayısını aynı yapmaya çalışın. Şu ağız kısmının eşit olması için. Bunun için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu tarafı tığladık. Bu tarafa döndüğümüzde bakın ben işaret iğnelerimle şu şekilde buralara tutturdum. Arada 54 tane ilmek bıraktım. Ve şimdi bu işaretlediğim yerden itibaren tığlamaya başlıyorum. Dediğim gibi aralarda hani olur da bu taraftaki ilmeğinizde fazlalık olursa onu şu aşağı kısımlarda yedirme yaparak eşitleyebilirsiniz. Bu püf noktayı da buraya eklemek istedim. Şimdi şöyle kısaca kordon yapımı da anlatayım sizlere arkadaşlar. Videonun içerisinde bulunsun istedim. Ben böyle saç örüğü kullandım. Hem daha pratik, kolay oluyor, hem daha hoş bir görüntüsü oluyor. Ama siz dilerseniz farklı kordonlar da ekleyebilirsiniz.
bu kordona bağlı kalmanız şart değil. Şu şekilde arkadaşlar, bakın ben 15 tane kağıt ipi bir araya getirdim. Bunları beşerli beşerli öreceğim. Şöyle bu kısımdan bağladım, sabitledim. Ben şimdi çekim yaptığım için masada yapacağım ama siz böyle duvarda bir çiviye bunu sabitleyip örerseniz daha rahat yaparsınız. Çünkü ben şu kordonumu o şekilde yaptım. Yaklaşık 1 metreden fazla ip kestim bunun için. Fazla, yani kısa gelmesin, fazla gelsin. Fazla gelen kısmını keseriz ama kısa gelirse tekrardan örmek zorunda kalabiliriz. Şimdi 2, 4, 5 tanesini ayırdım şöyle. Şu elime de bir 5 tane ayıracağım. 4, 5. 5 tane de ortada kaldı arkadaşlar. Şimdi bunu, zaten saç örüğünü bilmeyenimiz yoktur. Bu şekilde gevşek, çok sıkmadan saç örüğü yaparak kordonumuzu yapıyoruz. O kadar pratik ve güzel bir kordon oluyor ki neredeyse her çantalarınızda kullanmak isteyeceksiniz. Ama dediğim gibi benim Instagram Hasır Butik hesabımda birçok kordon var. Oradan da bakıp fikir edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu şekilde şöyle arada da çekiştirerek örüklerin daha düzgün durmasını ve aradaki, bakın şöyle örerken boşluk kalıyor. Çekiştirdiğimizde o boşluklar da tamamen kapanıyor. Çekiştirerek de daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Hem asla sarkma yapmayacak bir kordon, hem de çok pratik ve çok şık duruyor. Çantalara çok yakışıyor. Özellikle benim bu size tarifini çektiğim çantaya çok yakıştırıyorum ben. Evet arkadaşlar, bu kordonun da bu kadar yeterli olabileceğini düşünüyorum. Kordonu örmeyi bitirdikten sonra da bakın ben iki ucunu da bağladım, açılmasın diye böyle bağlayın. Daha sonra çantaya montelerken zaten bu kısımlarını keseceğiz, yok edeceğiz, görünmeyecek. Şu şöyle, yani şu kısımdan itibaren çantada görünecek. Kordonumuzu da bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben kordonlarımı diktim, şu kısımları size de sadece göstermek için bir tanesini bıraktım. Ucunu şöyle sıkıca bağlıyorum, iyice bir düğümlüyorum. Daha sonra şurada uygun olan kısmın içinden geçirip, dilerseniz siz bu kısmı düzenli bir şekilde bağlayıp ucundan püskül bırakıp şöyle dışından da dikebilirsiniz. Ama ben içinden dikmeyi tercih ettim. Şimdi sanırım şuradaki kutucuğun içi uygun olan yerdi benim için. Bakın şu şekilde içine yerleştirdim. Kordon boyunu kendiniz ayarlarsınız. Ben yani kendi kullanacağım şekilde ayarladım. 40 santim, 50 santim, 60 santim istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, şöyle uygun bir yer bulup ilk dikişimi yapıyorum. Dikiş izimin olmaması için elimden geldiğince şu örgülerin hizasında dikmeye çalışacağım. Siz de böyle yapın. Daha sonra da tığlamasını, şu kenarda tığlama yapacağım ben. İsterseniz ilmek kaydırma da yapabilirsiniz. Ben aslında daha önce tığlamayı çekmem lazımdı ama unutmuşum. Yine de onu ekleyeceğim. Bu şekilde arkadaşlar, uygun olan yerlerde şöyle elimizden geldiğince belli etmeden dikmeye çalışıyoruz.
Dediğim gibi siz farklı kordon da kullanabilirsiniz. Birçok bu çantaya uyacak kordon çeşitleri var. Şimdi arkadaşlar bunun da yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Oldukça detaylı bir anlatım olduğu için bayağı bir uzun video olacak. Ben şimdi bunu iyice sıkılayım. Siz böyle anlattığım tarzda dikersiniz. Daha sonra da şu kenara nasıl şey yapıyorum, tığlama yapıyorum onu da göstereyim. Videomu bitirelim artık. Şimdi ben kordonlarımı da sabitledim. Hemen tığlamaya geçiyorum. Yalnız siz yaparken önce tığlamanızı yapın. Daha sonra kordonlarınızı dikin. Ben unutmuşum tığlamayı. Şurada uygun bir kısma batıyorum arkadaşlar. Kendime bir tane ilmek hazırlıyorum. Burada yerimi hazırladım. Biraz ilmeğimi tığımın ucunda serbest bırakıyorum. Hemen bakın bir tane ilmek atladım. Yanındaki boşluğa batıp çıkarıp örüyorum. Tekrardan sürekli örerken mutlaka şu ilmeğimizi burada serbest bırakmamız gerekiyor ki çok büzüştürmesin çantanın ağzını. Bir tane ilmek atlıyorum. Hemen yanındakine batıp bu şekilde örüyorum. Bu tığlamanın öbür tığlamalardan farkı böyle ters istikamete doğru örüyoruz. Bu tekniğin ismi ne? Geri vites tekniği de deniyor. Hemen şuradan arkadaşlar devam edeyim ben tığlamama. Bakın arada bir tane ilmek boşluğu bıraktım. Hemen yanındakine batarak devam ediyorum. Mutlaka arkadaşlar ilmeklerimizi biraz gevşek bırakalım. Çok sıkarsak çantanın ağzında toplama olabilir. Bakın şöyle bir ilmek atlayıp hemen yanındakine batıp çantamızın bütün çevresinde ağız kısmında bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ben sizlerle de paylaşmak istedim. Bu videonun içerisinde olsun istedim bu da. Sonra işte Instagram'dan falan bu tığlama tekniğini aramanızı istemedim. Yani bütün bilgiler bu videonun içerisinde olsun istedim. Bu şekilde arkadaşlar bunu da bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Bakın çok güzel bir yapısı oluyor bu tığlamadan sonra. Baya baya değiştiriyor çantanın formunu. Süsleme için ben şöyle bakın toplar hazırladım. Bu topların yapımı var zaten. YouTube kanalımda oradan bakabilirsiniz. Püskülü zaten bilmeyen yoktur. Şöyle püskül de kullanabilirim. Artık hangisini uygun görürsem onu kullanacağım. Onun dışında ağız çıt çıtı için bakın şöyle ben 6 ilmek üzerine 6 sıra ya da 5 sıra sık iğne yapıp böyle çıt çıtlarımı takıp sabitliyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Hazır deri çıt çıt da alabilirsiniz. Dikmeli çıt çıt da alabilirsiniz. Bu tamamen sizlere kalmış bir şey. Şimdi ben tığlamamı da bitireyim. Çantamın aksesuarlarını, çıt çıtlarını monteleyeyim. Bakın ucunda şunu da bu şekilde yapacaksanız ucunda şöyle bir ip bırakıyorum. Bu kısma sadece şöyle arkadaşlar bunu da göstereyim. Şuradan sadece çantaya sabitliyorum. Şimdi ben bu eksiklerimi de yapayım. Daha sonra size çantamın ölçüsünü vereyim. Videomu bitirelim. Evet arkadaşlar çantamızı tamamladık. Bir YouTube çekiminin daha sonuna geldik. Çok şükür. Verimli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım hepiniz kolaylıkla yaparsınız bu tarifimi. Şimdi ben size çantamın ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar bakın bir bütün olarak 45 neredeyse 46 santimlik bir çanta oldu. Videonun içerisinde zaten sizlere şu kısmında ölçüsünü vermiştim. Benimki hemen hemen 38-39 santimdi. Sadece şu yuvarlak kısmının ölçüsü. Şöyle boy ölçüsü de 42 santim olmuş. Ağız genişliğinin ölçüsünü de şöyle vereyim sizlere arkadaşlar. 18 santim de ağzında genişlik kalmış çantanın bu kısmında. Şimdi arkadaşlar video içerisinde detaylıca her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Ola ki unuttuğum, aktarmadığım bilgiler olursa videonun altına yorum yap kısmına sorabilirsiniz. Elimden geldiğince orada cevaplamaya çalışacağım.
Videomuzun sonuna geldik. Sizlerden ricam, emeğimin karşılığını alabilmem için lütfen videomu beğenin. Bir de küçük yorum yaparsanız çok sevinirim. Ve çevrenize önerirseniz Hasır Butik YouTube kanalımı çok sevinirim. Bir de kenarda zil sesi var. Onu açarsanız benim paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Ama orası açık olması bile ben Instagram Hasır Butik hesabında zaten tarifini çektiğim çantaların duyurusunu mutlaka hikayelerinde yapıyorum. Instagram'da da takipte kalın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.